Var. Kızlar zaten haberi biliyorlar. Sabah konuşmuştuk. Neyle şimdi, başlıyoruz? Kıvanç Tatlıtuğ'un biliyorsun Kurt Seyit ve Şurası evet. Yavaş yavaş finale doğru gidiyor. Bu yılın sonunda bitiyor. Aynen öyle. Son 3 bölüm haberini vermiştik. Final yapıyor. Aralık'ta bitiyor. Aralık'ta bitiyor. Ben pardon affedersin. Yok buyur abi buyur. Geçtiğimiz gün 2 gün önce Kerem Çatay'ın babası Ekrem abimiz var. Ekrem Çatay. Evet. Onunla karşılaştım. Biraz sohbet ettik. Onun yerine de yeni bir komedi dizisi başlatacaklarmış. Kıvanç'a mı yapacaklar? Hayır. Ha. Artık başlamasalar. Yine bir sürü... Kıvanç'a değil. Kıvanç'a değil ama. Kıvanç'a ondan değil. Bahsetmiyorum. Onun yerine. Yani biraz dizi... Yerine de değil abi. Çok dizi var. Çok abi? Dizi var. Çok dizi var. Yani bir ara vermek lazım. Daha vizyona girecek çok şeyler var. Doğru. Funda Çarkı Feleği sunsun o saatte. Peki işte. Çarkı Felek. Sen ama. Var mı Çarkı Felek? Tamam ben de tabii. Toblerone'a geçerim. Ha. Yapmadığım Tuval'ın işte. Tuval'ın bildiği zaten. Evet ya. Evet. Bak, bomba gibi olur. Yani... Masayı boşaltmayın bir anda. Masayı boşaltmayın bir anda. Çok yok masayı boşaltmayız. ekstra yapacaklar. Evet. Masayla şimdi... beraber gömüleceğiz yani. Allah'ın için masaya şimdi Kıvanç Tatlıtuğ örneğine geçmeden önce bir Beren Saat'i konuşalım. Beren Saat biliyorsunuz önce bir Aşk-ı Memnu'yla ciddi anlamda patladı. Fatma Gül'ün Suçu Ne hemen arkasından geldi. Sonra intikam. Ama şimdi şöyle bir durum var. Beren Saat bunu fark etmiş ki bunu bir taktik olarak kullanıyor. Şimdi peş peşe diziler geldiğinde reytinglerde peş peşe düşmeye başlıyor. Diyor ki tamam ben biraz kendimi dinlendireyim, biraz kendimi özlettireyim. Bu bağlamda 2015'in başına kadar ben teklif kabul etmeyeceğim kararı zaten Beren Saat almıştı. Şimdi aynı şeyi Kıvanç da yapacaklar diyorlar. Neden? Kuzey Güney'den sonra hemen Kurt Seyit ve Şura'ya geçti. Ve istenen reytingler almadığı için Kıvanç da aynı taktiği uygulayacakmış abi. Diyor ki... Çok teklif yağmaya başlamış bile. Mıştan diyor, öte. Yapmayacağım diyor. Mıştan öte. Peki. Ben en son bir ay kadar önce Kıvanç'la bir araya gelmiş sohbet etmiştik. Kesinlikle ve kesinlikle en az bir sene dinlenecek hiçbir diziyi, hiçbir teklifi kabul etmeyecek. Doğru. Oyunculuğunu geliştirmek için eğitim almaya devam edecek. Hem oyunculuğunu yani geliştirmek yıprattılar, hem yıprattılar çocuğu. Yani... Ama zorla mı? Zaten... Ay ama yani nasıl yıprattılar da yıprattılar. Yani Kurt Seyit ve Şura Türk televizyonlarında yapılmış en önemli ve en iyi dizilerden doğru. Bir tanesidir. Evet. Bir çocuk bunun keyfini yaşayamadı Kıvanç. Yani ve inanılmaz bir oyuncu. Yani biz bir gün bir satır bile çocuğun oyunculuğunu Kurt Seyit ve Şura'daki performansını konuşmadık. Sürekli reytingde niye bitti, böyle? Biliyor. Yahu bu Kıvanç'la ya da Kurt Seyit ve Şura'yla alakalı değildi. Reytingin yeni sistemiyle alakalıydı ve bunun... İlk önündeki kurbanlarından bir tanesi de bu diziydi. Yani bence zaten gitsin yaşasın hayatını Tuğba, bir sene. Bir yere kadar katılıyorum bir yerden sonra katılmıyorum. Kurt Seyit daha başlamadan, dizi başlamadan 3 ay öncesinden promosyonu başladı. Evet. Ve çok güzel şeyler yazıldı, çizildi, söylendi. Hem diziyle alakalı hem Kıvanç'la alakalı. Başladığında da yine yazıldı, çizildi. Gayet güzel şeyler yazılmadı değil. Sistem kendini yıprattı belki. Bir dizi bitti, diğerine başladı. Bir dizi bitti, yeni sezonda diğerine başladı. Yani doğru. Hiç dinlenmedi. Ama her çıkışın, şirketlerde dahi bir şirket eğrisi vardır. Hep zirveye doğru gitmez, hep düz gitmez. İnişli çıkışlıdır. Sistemde de öyle. Bizim sektör.